Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan, bizleri yaratan, yaşatan, dilediği zaman katını alma kudretine sahip olan, imtihan eden, sabır veren, zaferlere erdiren şanı yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bize dinimizi öğreten Peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat, onun temiz ehli beytine, ashabına, etvaına, kıyamete kadar ona tabi olacak olanlara sizlere selam olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Göz açıp kapayıncaya kadar Ramazan'ın ikinci dilimine geldik. Rabbim bu mağfiret ikliminden nasiplenmeyi bize de lütfetsin inşallah. Hikaye bu ya, derler ki bir padişah kendisine vezir seçmek için bir imtihana tabi tutar ve taliplilerin önüne tepeden tırnağa kilitli bir kapı koyar. Anahtarsız kim bu kapıyı açarsa onu kendisine vezir olarak atayacaktır. Talipliler gelir, yukarıdan aşağıya bakarlar. Ben diyeyim 30, siz deyin 50 tane kilit var kapının üzerinde. Hiçbiri gözüne kestiremez. Ve teşebbüs etmeden kapıdan dönerler. Sonuncusu gelir, bakar bir kapıya. Evet, aklım bu kapının anahtarsız açılamayacağını söylüyor. Zaten benden önce kimse de buna cesaret edemedi der. Ama yine de bir şansımı deneyeyim. Kapıyı eliyle iter, bir de ne görsün? Kapı kilitli değildir zaten. Sadece itilmeyi bekliyordur. Bazı gönüller vardır, gönül kapıları kilitli gibidir. Uzaktan öyle görünür. Ramazan bu merhamet ayında belki hikmetle güzel bir söz, güzel bir davranış, şefkatle uzanan bir el, o kapıların aslında kilitli olmadığını, açık olduğunu ama ufak bir dokunuş beklediğini hatırlatır bize. Allah buyurur ki insana çabasının karşılığı vardır. Çaba kapıyı itmektir. Kapının açılması Allah'a aittir. Biz bütün dualarımızda hep vel akibetu lil muttakin deriz. Güzel son her zaman takva sahiplerinindir. Bizler çabalarımızdan sorumluyuz. Çünkü Allah insanı çabalarından sorumlu tutar. İnsanın kaderi de çabalarına bağlanmıştır. Allah bize güzel çabalar ortaya koymayı bu Ramazan ayında nasip eylesin. Kıymetli izleyicilerimiz, gerçekten çok güzel bir Ramazan irfanı programımız var bugün dopdolu. Profesör Doktor Kasım Küçükalp hocamızı ağırlayacağız. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Din Bilimleri Bölüm Başkanı. Türkiye'de böyle bir iftar programı olduğunu düşünmüyorum. Yani hocamı bulmak iftar programında onunla insan üzerine, insan medeniyet üzerine, insan eşya ilişkisi, bu korona günlerinden sonra dünya, din, insan, bunlara bakış nasıl olacak? Bunları konuşacağız inşallah. Ama önce hocamın da müsaadesiyle bir Kur'an dinleyelim. Orucun susuzluğunu Kur'an giderir. Kıymetli Muhammed Hasan Karaman hocamız, o da Uludağ Üniversitesi'nde manevi danışman olarak görev yapıyor. Kur'an'ı dinleyelim, sonra programımıza devam edeceğiz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين Well,
له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Kıymetli izleyicilerimiz, Muhammed Hasan Karman hocamızın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinledik. Şimdi hocamla sohbete başlayacağız ama bu Muhammed Hasan hocamın isminin altında daha önce görmediğim bir şey yazıyor. Uludağ Üniversitesi Manevi Danışman. Hocam, üniversitede böyle bir kadro mu var? Hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı gene personeliz biz. Bursa İl Müftülüğü bünyesinde il koordinatörlüğü 13 arkadaşımızla beraber gene Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2015'ten bu yana üniversitelerimizin kredi yurtlar kurumunda, işte gençlik merkezlerinde faaliyetleri adı altında bizler çalışmaya gayret ediyoruz. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Kasım Küçükalp hocamla beraberiz. Hocam, derler ya, ol deyince olduran, gönülleri dolduran Allah'ın 99 ismiyle başlayalım. Sizin bir konuşmanızı dinlemiştim ben. Diyorsunuz ki bugün karşımıza çıkan en önemli mesele dinin çağdaş zamanlarındaki konumu. Tanrı'ya inanma biçimindeki dönüşüm insana ve dünyaya ne olmaktadır diye soruyorsunuz. Ama muhtemelen bu soru koronadan önceydi. Koronadan sonra daha başka sorular bunun üzerine gündeme geldi. Dolayısıyla ben bu tespitinizin üzerine şunu sorarak başlamak istiyorum. Batı medeniyetinin insana bakışıyla İslam medeniyetinin insana bakışı arasında nasıl bir farklılık var ve bu korona günlerinden sonra korona bağlamında insanın geleceği hakkındaki öngörünüz ve düşünceniz nedir? Evet. İftariyelik bir sohbete müsaadenizle başlayalım. Eyvallah, eyvallah hocam. Öncelikle ben tüm izleyicileri saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Tabii içinde yaşadığımız çağ zor bir zaman. Hele hele içinde yaşadığımız günler, insanların alışa geldikleri pratiklerden koptukları, işte hiç ummadıkları bir şekilde izole edilmiş ya da gönüllü veya zoraki bir izole edilme haline tabi kaldıkları, tutuldukları bir dünyada yaşıyoruz. Zor, yani bütün insanlık için zor olan bir süreç. Tabi bir an önce son bulmasını temenni ederek öncelikle sözlerimize başlamak lazım. Tabi Batı düşüncesinin, Batı medeniyetinin bugünlere gelişi kendiliğinden olmadı. Yani içinde yaşadığımız bir dünya var, global dünya, işte post endüstriyel dünya, post modern dünya, post kapitalist dünya, post-hümanist, post-antropolojik gibi böyle hep post-önekinin, düşüncenin, söylemlerin başında yer aldığı bir ifade biçimi var. İşte burada tabii insanın sonrası, işte teknolojinin sonrası gibi kavramlar, hakikat sonrası gibi kavramlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu aynı zamanda bir şeylerin yitirilmesine de işaret eden bir zaman dilimi. Simülasyon dünyası diyoruz aynı zamanda biz bu dünyaya. İmaj dünyası diyoruz ve yeni bir nihilizm çağıyla karşı karşıyayız aslına bakarsak. Yani özellikle bu Batı medeniyetinin insana dönük veçesiyle nasıl bir insan kavrayışına sahip olduğu sorusuyla İslam medeniyeti arasında bir mukayese ilişkisi yapacağımız zaman aslında meselenin özünde bu hümanistik veya post hümanistik dediğimiz düşünme biçiminin nasıl bir insan
anlayışına sahip olduğu ve bu insan anlayışına bağlı olarak nasıl bir değer mantığının zuhura geleceğine dair bir düşünce sergilememiz gerekecektir. Dolayısıyla biraz daha kökensel bir temellendirmeye ihtiyacımız var. Yani insan değerin, anlamın, amacın asli ve hakiki zeminini ne zamandan itibaren kaybetmeye başladı Batı düşüncesi güzergahı içerisinde. Böyle bir biraz da soykütüğü diyebileceğimiz bir kavramdır aslında. Nietzsche'nin jeneoloji dediği, jeneolojik bir tarih okuması dediği bir şey. Soykütüğünü çıkardığımız zaman aslında 16. 17. yüzyıllarda ortaya çıkan yeni dünyanın artık Tanrı'yla, aşkın değerlerle, müteal varlık alanıyla bağlarını koparmaya başladıktan sonra artık niçin iyi olması gerektiğine dair sorusuna vereceği cevabın zeminini kaybetmeye başladığı bir dünyaya doğru gitmemiz gerekiyor. Yani iyi olmanın ki olma kavramı çok önemli, benim çok önemsediğim kavramlardan birisi. İyi olmak için gerekçesi kalmamıştır modern insanın. Şimdi bunun bir altını çizelim. İftar programı olduğu için böyle herkesinden de insanlar izliyor. 16. ve 17. yüzyılda Batı medeniyetinin kurucu unsurları aşkın olanla, yani ilahi olanla bağını kesmeye bir kere niyetlendiler. Tabii. Durum dolayısıyla öyle. Bunun altını çizdik. Ondan sonraki oluşumları bu gerçeğin gölgesinde takip edelim şimdi konuşmaları. Evet. Evet. Dolayısıyla daha öncesinde, yani bu kopmadan önce insanların müteal varlık alanıyla, ulvi maksutlarla, gayelerle ilişkili bir varlık oluş düzeyleri durumu söz konusuydu. Yani insan oluş süfli olandan ulvi olana doğru bir seyir haliydi aynı zamanda klasik dünyada. Tabii ulvi ve süfli alem ayrımı ortadan kalkınca, ki işte klasik dünyada ayaltı ayüstü alem diye felsefede yer etmiş bir ayrımdır. Ama dini düşünce düzleminde ulvi ve süfli ayrımı hem felsefi hem dini şeyi daha iyi karşılar bir kavramdır. Dolayısıyla insan ulvi maksutlarını yitirdiği andan itibaren adeta arıza çakılı bir varlığa dönüşmeye başladı. İşte sekülerleşme, sekülerizm dediğimiz şey, naturalizm dediğimiz, yani herhangi bir açıklama pratiğinde doğa dışı veya ilahi referansları hiç hesaba katmaksızın sadece doğal referanslarla iş görme hali bir anlamda. Modern dediğimiz yeni doğan birey, özne, insan kavramının bir anlamda en temel referans kaynağı haline geldi. Dolayısıyla insan dediğimiz varlığın değerleri temellendireceği zemini elinden gitti. Çünkü dünyanın çıplak gerçekliği bize değer, anlam ve amaçla ilgili herhangi bir şey vermeye muktedir değil. Bütün değerler itibaridir. Ve değerler asıl kaynağından itibar edilirseler anlamlı bir varlık, oluşsal güzergah ortaya çıkacaktır. Aslında yolunu da kaybetti insan böylelikle. Ya yani hümanizm dediğimiz şey de tam da bu noktada anlamını buluyor. Yani Tanrı, insan, alem, eşya, aklınıza ne gelirse her şeyi beşeri öznenin aklına indirgeyen bir düşünme biçimi ortaya çıktı. Yani artık otorite insan haline gelmeye başladı. Evet hocam, bunun bir altını çizerek biraz açmanızı isteyeceğim sizden. Hümanizm deyince Türkiye'de, ben bakıyorum mesela televizyonda, tartışma programlarında, okulda, ilköğretimde öğretmenler, yani bu alanın öğretmenleri dahi sadece insani erdemlerin ön plana çıktığı, insan sevgisinin daha aşkın bir şekilde yaşandığı bir kavrammış gibi ele alıyorlar. Bu hümanizma aynı zamanda o aşkın değerlerin yerine insanın ikame edilmesi anlamına da gelir mi? Biraz bunu açabilir misiniz? Kesinlikle. Daha Rönesans'tan itibaren başlayan bir süreçtir aslında bu. Yani insana dayalı bir kültür kurma telaşı. Burada da
Bu ama ilahi olanın yerine ikame tabii edilen yani, şey. Aşkın referanslarını terk etmiş bir insanlık durumudur. Hı hı. Yani yine Tanrı'dan bahsedecektir belki. Hı hı. Yine ruhtan bahsedecektir ama Tanrı artık tasavvurda sistemin ihtiyaç duyduğu bir ilke düzeyinde bir Tanrı'dır. Ya da işte deist bakış açısıyla söyleyecek olursak, alemi mekanik yasalara göre yaratmış, var etmiş, mekanizmayı kurmuş, kenara çekilmiş, aleme müdahil olmayan, peygamber gönderip, işte vahiy gönderip, insanlara varoluşlarının anlamını bahşetmeyen bir Tanrı fikri. Nietzsche Tanrı'yı öldürünce yerine neyi ikame ettiler hocam? İşte zaten bu Tanrı'nın ölümü dediğimiz şey de aslına bakarsak bu insani kurguların nihai kertede ölümüdür. Evet. Yani insanlar hakikatin kendisine talip olmayı bırakıp da kendi imgelemlerindeki gerçekliği hakikat addetmeye başladıktan sonra bunun da bir kurgu olduğunu fark ettikleri anda da nihilizm dediğimiz şey, tecrübe ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla hümanistik düşünce açısından insandan gayrı varoluşu, değeri, anlamı temellendirecek bir referans noktası yok. Bir anlamda felsefi tabiriyle bütün bir hakikatin ontolojik zemini insan haline getirildi. Tabii insan aşkınlık fikrini yitirdiği anda neyi neye göre nasıl değerlendireceğine dair zeminini de kaybetti aynı zamanda. Bilgide önceden doğruluk esastı. Yani hakikatle irtibat kurma imkanı çok önemliydi. Ama modern düşünceyle mesela Francis Bacon'la beraber bilgide doğruluğun yerine fayda geçmeye başladı. Artık yararcı bir anlayış. Yani insanın varlıkla girdiği ilişkide aslında yararcı bir zemine oturmaya başladı. Akıl araçsallaşmaya başladı. İnsanın eşya üzerinde hakimiyet kurduğu bir düzlem ortaya çıkmaya başladı. Mesela Francis Bacon'ın işte bilgi iktidar ilişkisi bağlamında bilgi egemen olmaktır, bilgi güçtür. Hatta doğayı, tabiatı bugün işte gözümüz gibi korumamız gerektiğini düşündüğümüz modern tasavvuttan korunması gerektiğini inandığımız tabiatla ilgili olarak Francis Bacon she tabirini kullanır. İngilizce'de bayanları nitelemek için kullanılan işaret zamiri. Yani eski zamanlarda zindanlarda zorla konuşturulan kadınlara benzetir tabiatı. Üzerinde güç kullanarak sırlarını açığa çıkardığınız bir nesne alandır. Artık insan nesneleştirerek hakimiyet kurma telaşındadır modern düşünceyle beraber. Dolayısıyla bugüne gelişimiz aynı zamanda insanın ruhunu kaybedişi de demek aynı zamanda. Çünkü Descartes'la beraber biz şunu çok iyi biliyoruz ki ruh fikrinin yerine bilinç fikri, zeka fikri girmeye başladı. İnsan aynı zamanda ruhunu da kaybetti. Yani aklını yitirdi, zekileştikçe aklından vazgeçen bir insan çıkmaya başladı. O zaman hocam sahillerimize bir göçmen çocuğun bedeni vurduğunda ya da açlıktan çocuklar öldüğünde nerede batı, nerede insan hakları sözü sizin bu anlattıklarınızdan yola çıktığımda çok yanlış bir soru. Çünkü Batı'nın insana bakış açısında sahile vuran çocukla ilgili bir değer yok zaten. İnsan olarak gördüğü o değil. Evet. Dolayısıyla onun, şimdi bizim yani genel olarak doğulların, yani diyelim mazlumların, bizim tutup bu soruyu bütün hayatının merkezine faydayı koymuş insanlara nerede bu ayla bebeğin hakkı diye sormamız bizim cehaletimiz aslında. Kesinlikle. Yani ondan öyle bir şey beklememiz yersiz. Çünkü öyle bir bakış açısı yok. Peki bu İslami gelenekte nasıl bu bakış açısı? Şimdi İslam geleneğinde de aslında klasik dünyada da yani klasik dünyanın belki de en değerli toplu kendini bulmuş ve anlamlı düşünme tarzı İslam düşünce geleneğidir bir anlamda. Zaten bizim nazarımızdan bakacak olursak aslında İslam dediğimiz din Hazreti Adem'den bu yana gelen ve Allah-u Teala'nın insanı sahipsiz bırakmadığının en temel göstergesi olarak. Müthiş bir cümle hocam. Bunu
yönetmenimizden rica edelim. Bunu ekrana yazsın. Evet. Değil mi? Çok, yani bütün bu akşamın özeti olsa Allah'ın bir peygamber göndermesi insanı sahipsiz bırakmadığının bir göstergesi değil mi? Tabii. Müthiş. Çünkü insan bir başına içinde kendini içinde bulduğu dünyadan değere, anlama, amaca, hakka açılma şansına sahip bir varlık değil. Yani o zaman biz ve me arsenneke illa rahmeten lil alemin. Yani biz alemlere rahmet olarak gönderdik ayeti gramatikal olarak aslında rahmetimizden bir peygamber gönderdi şeklinde tercümeye de biliyorsunuz uygun. Tabii. O zaman sizin bu söylediğiniz aslında bu ayetin bir tefsiri, tercümesi, meali. Allah'ın bize peygamber göndermesi bizi sahipsiz bırakmadığından ve bize merhametinden. Allah razı olsun. Şimdi kadim dünyada İslam geleneğinde insan hasbel kader yeryüzündedir. Hı hı. Ama burada oluş her şey demek değildir. Burada insan gurbettedir. Burada yurdundan ayrı düşmüş bir varlıktır ve aslında bütün kadim dünya bunu söyler. Yani mesela Platon der ki insan Lethe ırmağından içtiği unutkanlık suyu yüzünden hakikati unutmuştur. Aslında içinde bulunduğumuz dünya doksa dünyası Platon'a göre. Hı-hı. Aslında bütün kadim bilgelik dinden beslenen bir şey, bir kanaldır aslında. Yani bunları böyle çoğaltarak parçalamanın bir anlamı yok aslında. Bizim nazarımızda bütün bu bilgelik veya kadim gelenek aslında gider Hazreti Adem'e dayanır, İslam'a dayanır. Nihayetinde Allah'ın vahyine dayanır. Dolayısıyla bu nazarla bakan bir insan için insan bir anlamda içinde bulunduğu dünyada bulduklarıyla asıl yurttan kaybettiklerini telafi edemez. Çünkü insanın asıl yurdu burası değildir. Burası kevn ve fesat dünyasıdır. Burası geçicidir. Burada aslında ölmeden önce olmaya gelmiştir insan. Ama olmak ölmekten daha zordur. Yani olmak ölmekten daha zordur. Tabii. Çünkü insan nisyanla mağlul bir varlık. Zelûmen cehûle diyor. Delice, zalim ve cahil bir varlık. Unutmaya çok yatkın bir varlık. Dolayısıyla olma bir cehd, çaba, gayret ister, varoluşsal bir yoğunlaşma ister ve ciddiyet ister. Ama dünya hayatının dünyalık boyutu aslında ciddiyet bozucu bir boyuttur. Yani oyun çünkü, oyun ve eğlenceden ibarettir der ya. İşte Müslüman aslında kadim dünyada bu dünyayı oyun bozmaya gelmiş birisidir. Hocam müsaadenizle burada bir ara vereceğiz. Evet. Müslüman buraya oyun oynamaya değil, oyun bozmaya gelmiştir. Değil mi dediniz? Evet. Bu cümleyle müsaadenizle kısa bir ara vereceğiz. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Kasım Küçükalp hocamla insan üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Kısa bir ara, sonra tekrar buradayız inşallah.